Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşçülerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Amerika əmeldari Xitayning qara niyetiga devamlıq hoşyar bo'ladiganligini bildirdi. Amerika Adliya Ministerliğinin muavin baş teftişi Lisa Monaco müstəbit Xitay rejiminin demokratiyanı acizlaştırıp, çiriklikini dünyanın her qaysi yaylarına kengaytganligini, Amerikanın Xitayning yaman qarızlı qilmishiga devamlıq diqqat qiladiganligini bildirdi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe 29 Mart Amerika Prezidenti Joe Biden təşkilligen 2. qıtımlıq Yerşari Demokratik Devlet Başlıklar yığını Ukrayna urushi ve Xitayning dünya miqyosidagi tehdit ko'langisi sayesinde ötküzülgen. Amerika Adliya Ministerliğinin yukarı derecelik başlıklar yığını harpisida Amerika'nın Xitay, Rusya, İran ve başka müstebit devletlerinin devlet halkıgan bastırış ve yaman garazlık kanunsuz hareketlerden devamlı qoğdundığalıqını, muhim texnikilerinin müstebit hakimiyetlerinin ziyankeşlik kuralığı aylanışının aldığını iliş üçün kanun icraqılı salmaqını aşırıdığalıqını təkidligen. Bu yana Amerika'nın düşmanları Amerika tüpürüqüdeki öktücilerini qaslap öldürüşten tartıp, Ukrayna'daki demokratik tirişçallıqını aşkarı ağdırıp taşlaşıqca kanun bilen idare kılıç tertibini buzup taşlap, demokratiyanı ağdırmaqca buluvatıdı o digen. O söz diyene Amerika ve onun iştipaqdaşları ve şirikleri çoğum düşman güçlerinin urunuşlarına karşı iştipaqlaşışı kerek. Demokratik devlet başlıkları yığınının nişani bunundan ibaret dur. Adliya Ministerliği kuludaki barlıq kurallarını işiltip, kanun tertip ve Amerika hem de dünyanın hukuki ve menfaatini qoğdaydı digen. Abdumobil Temirli Sancırı'nın Uyghur Mecburi Emgeki bilen bolğan münasiveti tekşürüldü. Amerika Kengash Palatası Abdumobil Temirli Sancırı'nın Uyghur Mecburi Emgeki bilen münasiveti bar yokluğunu tekşürüldü. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe 28 Mart Amerika Kengash Palatası Maliye Komitetinin reisi Ron Wyden 8 çoğun maşini işlep çıkarıcı ve 5 yukur dergilik abdumobil bilen təmillikçi oğrularına mektup evetip, onlarının Şarkı Türkistan'da kurulgan abdumobil bilen təmillik zengirdeki mecburi emgek bilen münasibeti bar yokluğunu tekşürgen. Xəbərdə qeyd qılınışca Tesla ve Həmibab Abdumobil şirketi qatarlıq abdumobil işləb çıxarğıcı şirketler şunaqlı boş qatarlıq təmirləgücülərgə əvətilgən məktublarda şirketlerden onlarının material mənbəsini qandaq təmirləş və onlarının Xitaydaki təmirləş zəncirini qandaq usulda nazarat qılğanlığı haqqıda məlumat tələb qılınğan. Ron Wyden'nin təkşürüş neticesinde bu təkşürüşünün dəsləbki baskıcıda maşini işləb çıxarğıcı şirketlerinin bivası təmirləgücülərgə tayindiğallıqı, onlarının təmirləş zəncirinin məcburi əmgəkini öz içiga almaslıqıqı kəpalətli qılğanlığı görüstülgən. Maşini işləb çıxarğıcı şirket və təmirləgücülərgə yazğan məktubda onlarının təmirləş zəncirini nəzarət qılış və Şərq Türkistandakı məcburi əmgəkki münasibətlik məşğulatları sürüşdə qılınğan. Hatta yana şirketlerinin çetel tilidiki təmirləgücülərinin tizimligini saxlap qalğan yaki qalmağanlığı bu sahada muvafiq tirişçallıq körsətkən yaki körsətmeganligi təkşürülgən. Ondan başqa yana təmirləgücülərinin nəşir buyumlarını təkşürüş və şirketlerden Xitaydaki tarmaq təmirləgücüləri bilen birinci qol təmirləgücülərinin tizimligi bilen təminləş tələb qılınğan. Onundan başqa yana ular şirketlerden Amerika tamojni ve çigra müdafiyesi tarmaqları tarafından tutup qilingan yoki tizimlikdan chiqarib etilgan Sharq Turkistonga munosabatlik materiallar ve tush uchurlari bilan ta'minlashni talab qilgan. Xitay armiyasi Rusya armiyasi bilan ko'p sohada hamkorlashayotganligini bildirdi. Xitay armiya doirlari o'zlarining Rusya armiyasi bilan ko'p sohada hamkorlashganligini o'ttirg'i qo'ydi. Fransiya Xalqaro Radiosining 30 Mart xabar qilishicha, Xitay Mudofaa Ministerligi e'lon qilgan dokumentda oshkorlanishicha, Xitayning Rossiya armiyasi bilan har qaysi taraflarda hamkorlashishni xohlaydiganligi tilga olingan. Xitay Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Tankofi qarallik axborot e'lon qilish yig'inida ikki davlat birlikda dunyo bexatarlik tashabbusini yo'lga qo'ydi degan. Tankofi yana ikki davlat armiyasi o'zaro ishonchni cho'nqurlashtirib, xalqaroda adolat va haqqoniyatni birlikda qo'g'daydi deb bildirilgan. O yana Xitay bilen Rusya'nın teximi köp deniz ve hava çarlaş sahası da birleşme manevir teşkilleydiğalıqını tilgalgan bulup, məlum buluşca Xitay reisi Xi Jinping yakında Rusya'nı ziyaret kılganda bu meseleler hakkında fikir birliği hasıl kılgan. Xitay Tsai Ing-wen'nin Amerika ziyaretine narazılık bildirdi. Xitay Tayvan rehberi Tsai Ing-wen'nin Amerika ziyaretinin iki taraf münasibeti de iğir kutuplaşlarını keltirip çıkarış ihtimali barlıqı doğrusu da agahlandırdı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Xitayning Washington'da turuşuq elçixanası vakalatçısı Xu Shuyuan
Сайынван Нью-Йоркка yetip баргандан кийин мухбирларны күтүп алыш жыгына өткөзүп, Сайынвандын бунундан бурун Америкага өткүнчү зыяраттарын кылышны үлгү кылышкы болмайдыганлыгын, бунун Бейжиңдин нааразылыгын бесик турмайдыганлыгын эскертти. Тайван маселесинин Кытайдын асаслык манфаатынын merkezi hemde Amerika bilen bolgan iki taraflık münasibette ötüşkü bolmaydıgan kızıl sızık ikenligini ta'kidlegen Xu Shouyuan, "Men şunu qayt-qayt ta'kidlaymanki, mayli Tayvan rahbarları Amerika'ya gelsin, yoki Amerika rahbarları Tayvanni ziyaret kılsın, bu Xitay-Amerika münasibetide nihayeti iğir qarşılaşışını keltirip çıkırdı," dedi. O, Washington'nın Tayvan rahbarlarının burunmu Amerika'nı ziyaret kılganlıqını hatırlatken halda, Xitay'nın haddidin ziyade inkas qaytırışının hacetinin yoxluğu doğrusudaki bayanatıga cevap qaytırıp, "Ötmüşteki hatalıklar ülgü bulalmaydı. Bizden narazılıkımızını pes etmeydi," dedi. Amerika'nın Tayvan bilen bolgan yukarı katlamlıq alaqını küçeytip, aralığı teximi köp koral setiş arqalıq meseleni teximi muhim halga keltirip koyganlıqını ilgiri sürgen Xitay diplomat, "Bu tehdit emas. Xitay rejimi bir Xitay prinsipiga xilaflık qilish qilmishiga inkas qaytirishi kerak," dedi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Uttar Amerika devletleri Gvatemala ve Belize'ni ziyaret qiladigan bu ziyaretning oldikayinda Amerika'nın New York ve Los Angeles şehirlerde uchrashuvlarini o'tkazdigan 10 kunlik chat el safarini tunugun boshlagan edi. Yevropa İttifaqi Komiteti raisi Yevropa-Xitay munosabati to'g'risida to'xtaldi. Yevropa İttifaqi Komiteti raisi Ursula von der Leyen Yevropa İttifaqının Xitay bilen bolgan munosabati to'g'risida to'xtaldi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilishicha Ursula von der Leyen Yevropa İttifaqının Xitay bilen bolgan munosabatining Beijingning Ukraina urushida Rossiyani qo'llash-qo'llamasligiga bog'liq ekanligini, ammo Xitay bilen bolgan aloqani uzishning Yevropaning manfaatiga uyg'un emasligini o'tirg'i qo'ydi. Von der Leyen kelar hafta Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan birlikda Xitayga qaratilgan ziyoratidan ilgari Yevropa-Xitay munosabati haqida ufchur berdi. Von der Leyen Xitayning uzun mazgillik namratlikdan keyin taraqqiy qilib dunyo sahnasiga qaytib kelganligini, Xitay-Yevropa munosabatining murakkab ekanligini va yaqinqi yillarda ba'zi masalalarning yuz berganligini eskartib, Xitay bilan bo'lgan munosabatning xatarga ittirmagidek darajada muhim ekanligini ta'kidladi. Von der Leyen Xitayning BDT xavfsizlik kengashining a'zosi bo'lish sifati bilan tinchlikni va BDT ahdnomasidagi prinsip va qimmatlarni qo'g'dash majburiyati borligini ta'kidlab, Ukrainadagi urushning tinch usulda oxirlashishi uchun Xitay o'tirg'i qo'ygan planning Ukrainaning zamin butunligini nazarda tutishi va Rossiyaning askarlarini chekindirishiga kafolatlik qilishi kerakligini eskartib, Xitayning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning urushiga tutadigan pozitsiyasi Yevropa-Xitay munosabatining yo'nalishida hal qilg'uch omil bo'ladi, dedi. U Xitay bilan bo'lgan munosabatni saqlab qolishning muhimligi to'g'risida to'xtalib, Xitay bilan bo'lgan aloqani uzish ham sijil bo'lmaydi, ham Yevropaning manfaatiga uyg'un kelmaydi. Bizning munosabatimiz qara yoki oq emas. Bu Xitoyga qaytarilgan javobmi bundaq bo'lmaydi. Shuning biz zihnimizni bo'linishga emas, xatarni azaytishga markazlashtirishimiz kerak deganlarni qayd qildi. U yana Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquqi daxli ta'rif qilganligini, bu ularning ko'ngil biladigan masalasi ekanligini, Xitoyning kishilik huquq majburiyatini ado qilishining Yevropa-Xitoy hamkorligining yana bir sinig'i bo'ladiganligini bayon qildi. Amerika Rusya'nın Şimali Koreya'dan koral ilişki tirişivatkallıqını ilgiri sürdü. Aksaray Amerika Devlet Bihaterlik Kengashinin stratejilik alaqa maslaştırıcısı John Kirby muhbirlarını kütüveliş toriyğını ötküzüp, kündertiptiki meselelerge dair suallarga cevap verdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe John Kirby Washington'un koluda Rusya'nın yemeklik bilen təminləş bədiliga Şimali Koreya'dan koşumcu oqdori iliş üçün aktif hareket kılıvatkallıqı toğrısıda yeni ufçurlarının barlıqını ilgiri sürdü. Kirby, embargolar tüpeyli Rusya'nın lükçek hakimiyetlerden koral ve üskünlerine setibilişki urnuvatkallıqını bildirdi. Ve Amerika'nın Şimali Koreya'nın Rusya'nı Ukrayna urushi dairesi de teximi köp kollishidan endişe kılıvatkallıqını etdi. Kirby yana Rusya'nın bu arqı görünüşte Şimali Koreya'yı vekiller ömeke evetişki tirişivatkallıqını bildirip, Şimali Koreya bilen Rusya otursudaki herkanda koral yarak kilişimi BDT xavfsizlik kengashining kararlarına bevasita xilaflık kılışını keltirip çıkırdı, dedi. Kirby vaziyatni yaqindan ko'zlayotganliklarini eskartib, Rossiyaning Shimoli Koreyadan qurol-yarog' va o'q-dori sotib olish tirishchanligining markazida Ashot Mekrechev ismli bir qurol savdogarining borligini ta'kidladi. John Kirby Rossiya doiralarining qo'llanishi bilan Mekrechevning ikki davlat o'rtasidagi maxfiy qurol-yarog' kelishimini murassa qilishga urinayotganligiga ishorat qilib, bu orqali Rossiyaning Pyongyangdan o'xshamagan tipdagi qurol-yarog' va o'q-dori sotib olishni ko'zlayotganligini bildirdi.
O yanvar ayında Rusya'nın Ukrayna'da işletiş üçün Şimali Koreya'dan kural alğanlıqının paketlerini kolğa çürgenliğini bildirip, raketa ve başkurulduğun bombalar besilgan buluşu mümkün dep karlıvatkan vagonlarının süni hemra arqalıq tartılgan süratlerini ortaklaştı. Türkiye Parlamenti Finlandiya'nın NATO'a əza buluşunu təsdiqledi. Finlandiya'nın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı'a əza buluşu doğrusudaki kelişimini təsdiqlaş kanun təklifi Türkiye Parlamenti'nin umumi yığınıda qubul qilindi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe NATO Başkatibi Jens Stoltenberg bu kanun lahisinin Türkiye Parlamenti'de makullanğanlıqını memnunluq bilen karşı alğanlıqlarını bildirdi. O Twitter'da uçur hem bahirlep bu barlıq NATO ailesini teximi küçülük ve teximi bihater qilidu dedi. Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistö Twitter'da bu haqta uçur hem bahirlep NATO'nun 30 azasının Finlandiya'nın azalıqını təsdiqliğanlıqını bildirdi. O bu devletlerge Finlandiya'ya işengelliği ve kolluğallıqı üçün rahmet edip, Finlandiya NATO'nun bihaterlikige özünü atıgan küçülük ve iktidarlıq itibaqtaş boludu. Finlandiya NATO'a koşuluşku tayyar. Biz Şivisiya'nın baldırraq bizge koşuluşini tört göz bilen kütümüz, dedi. Finlandiya Başministeri Sanna Marimo kolluğan barlıq devletlerge rahmet edip, biz itibaqtaş bolu süptimiz bilen öz ara bihaterlikimizde kapaletke iyi kılımız. Bir-birimizde qoğdayımız. Finlandiya hazır ve kelgüsü de Şivisiya'nın yenida. NATO'a kirişini kollaydı, dedi. Finlandiya Taşkı İşler Ministerliğimi Twitter'da NATO'a əza buluş cereyanı doğrusu da hembehirligen uçurda, biz Türkiye Parlamenti'nin Finlandiya'nın NATO'a əza buluşunu təsdiqliğanlıqıdın minnettarımız, deyildi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.